Her mevcut, her cihette, her işinde, her şeyinde, her şeyinde meşiyet-i ilahi ve kudret-i Rabbaniye tabi olması çok azim bir hakikattir. Azameti cihetinde dair zihinlerimize sığışmıyor. Her mevcut, her cihette, her işinde, her şeyinde, her şeyinde meşiyet-i ilahiyeye, kudret-i Rabbaniye tabi olması, evet, her mevcut, her cihetle, cihette, her işinde, her şeyinde, her halinde, her durumunda, her şeyinde meşiyet-i ilahiyeye ve kudret-i Rabbaniye'ye, yani Allah'ın iradesine, istemesine tabi olması çok azim bir hakikattir. Ama her mevcut, yani kül işe çok azim bir hakikattir. Azameti cihetinde, yani bu olay azameti cihetinde zihnimize sığışmıyor. Azameti cihetinde bu olay zihnimize sığışmıyor. Çünkü her mevcut diyoruz. Her mevcut olunca bu kainattaki tüm kütleler, tüm parçacıklar, kainat deyince de buradan Bolu'ya gitmiyorsun yani sonuçta. Güneş'e de gitmiyorsun. Her mevcut diyorsun yani. Evet. Halbuki gözümüzle gördüğümüz bu nihayet derecede mevzuliyet, kolaylık, hem hilkat ve icadı eşyadaki hadsiz suhulet. Evet, bu gözümüzde görüyoruz halbuki son derece bir kolaylık var mevzuliyet. Nihayet derecede, son derece, nihayet ama hakikaten son derece, laf olsun değil yani. Hani bu deyim olarak kullanmıyor üstad da nihayet derece kelimesini. Evet. Nihayet derecede bir mevzuliyet, hem hilkat ve icad eşyadaki hadsiz suhulet. Evet, eşyanın icat ve yaratılışında hadsiz kolaylık, suhulet, hem sabit burhanlarla tahakkuk eden, burhanlarla tahakkuk eden Vahdet yolunda icad-ı eşyada nihayet derecede kolaylık ve suhulet, yani Vahdet yolunda eşyanın icat edilmesinde nihayet derecede kolaylık ve suhulet, hem nasıl Kur'an ile beyan edilen مَا حَلْكُكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ اِلَّا كِ نَفْسِمْ وَاحِدَةً وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ كَلَهْمِ الْوَسَرْ اَوْهُ وَاَقْرَبْ gibi ayetlerin sarahaten gösterdikleri nihayet derecede kolaylık. Evet. مَا حَلْكُكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ اِلَّا كِ نَفْسِمْ وَاحِدَةً birinizin yaratılması مَا حَلْكُكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ ve tekrar dirilmesi اِلَّا كِ نَفْسِمْ وَاحِدَةً yani tümünüzün yaratılması ve tekrar dirilmesi bir nefis gibidir. Birinizin yaratılması gibidir. Tekrar diriltilmesi gibidir. Yaratılıp tekrar dirilmesi gibidir. Ve ma emrü saati kelemhül basarühü ve akrab. Yani o emir saati dediğimiz kıyametten bahsediyor burada. Göz açıp kapayınca falan daha kısa sürede meselesi var. Gibi ayetlerin sarahaten açık açık ifade ettikleri nihayet derecede kolaylık. Burada nihayet derecede kolaylıktan bahsediyor. Ne kadar çok olursan ol, Cenab-ı Hak bir nefsin icat edilmesi kadar kolaysınız diyor. Ve tekrar diriltilmesi kadar da kolay bir işçilik. Tümünüzün tekrar diriltilmesi. O hakaik-i azimenin en makbul ve en makul bir mesele olduğunu gösteriyorlar. Bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? Bu kadar kolay olmasının sırrı ve hikmeti nedir yani? Bir sırrı varsa bile Cenab-ı Hak bize bildirmiş midir veya? 20. mektubun 10. kelimesi olan ve huve alâ küllü şeyin kadir zaten Türkçe gibi beyanında o sır gayet vazif ve kati bir mukni bir tarzda beyan edilmiş. O sır gayet vazif kati bir mukni bir tarzda beyan edilmiş. Hususan o mektubun zevkinde daha ziyade vuzuhla ispat edilmiş ki bütün mevcudat sani vahide isnat edildiği vakit bir tek mevcut hükmünde kolaylaşır. Saniye vahide. Bir saniye isnat edilirse bir tek mevcut hükmünde olay kolaylaşır. Bu 20. mektup bunun üzerine dönüyor zaten. Bunun ispatları üzerine. Biz bunları uzun uzun derslerde işledik. Tekrar bunlara girizgah yapıp aradan seçme paragrafların üzerinde çalışabiliriz. Eğer vahide ehade verilmezse bir tek mahlukatın, mahlukun icadı bütün mevcudat kadar müşkülleşir.
Vahid ehade verilmezse bir tek mahlukun icadı bütün mevcudat kadar müşkülleşir, zor olur. Ve bir çekirdek bir ağaç kadar suhuletli olur. Suhubetli olur. Bir çekirdek bir ağaç kadar zor olur. Yapılması. Şimdi normalde düşünsün çekirdek daha kolaydır, ağaç daha zordur filan falan. Çünkü çekirdek ufak tefek ya. Öyle bir şey. Ama sani vahide hadi verilmezse çekirdek ağaç kadar zor olur eğer bu zorluk kolaylık meselesi ise. Çünkü bir çekirdek tüm ağacın teşkilat programını içinde içeriyor yani. Tüm yazılımları, tüm detayları o çekirdekte duruyor. Bana sorsan şey daha zor çekirdek. Çünkü koca ağacı içine sokmak daha yüksek bir teknoloji. Hani bizim açımızdan bize nispeten konuşuyorum. Bize nispeten durum bu. Bir şeyin ufağını yapmak, harika çalışan bir makinenin ufağını yapmak, çok ufağını nano seviyede yapmak filan elbette daha üstün bir teknoloji gerektiriyor. Çok daha üstün hem de. Açık ara. Eğer sahne hakikisine verilse kainat bir ağaç gibi, ağaç bir çekirdek gibi, cennet bir bahar gibi, bahar bir çiçek gibi kolaylaşır. Suhulet peyda eder, kolaylık peyda eder. Ve bir müşahede görünen hadsiz mevzuliyet ve ucuzluğun her nevi suhuletle kesret-i efradı bulunmasının yani efratlarının, fertlerinin, adetlerinin, elemanlarının fazlaca bulunmasının kesret-i suhulet ve süratle muntazam sanatlı yani kolaylığın ve süratle muntazam şekilde sanatlı kıymetli mevcudatın kolayca vücuda gelmesinin sırlarına medar olan hikmetlerini gösteren güzel delillerden başka risalelerde tavsilen beyan edilen bir ikisine muhtasar öz olarak burada değineceğiz. Şimdi öze geçiyoruz. Konuyu burada açıyor Üstad Hazretleri. Mesela nasıl ki 100 nefer bir zabitin idaresine verilse bir neferin 100 zabiti idaresine verilmesinden 100 derece daha kolay olduğu gibi. Bir nefer 100 tane değil 2 tane zabitin emrine verirse kumandanın kargaşalıktır yani. Başka bir şey olmaz. 100 tane amir nerede kaldı? İkisine versen büyük problem. Evet. Ama 100 değil milyon tanesini bir kumandanın emrine versen yine problem olmaz yani. Hani birlikte şeyi anlatıyor burada işte. Doğrudan hani günümüz yaşadığımız güncel meseleler üzerinden birlikteki kolaylığın altını çiziyor. Ve bir ordunun tesisat-ı askeriyesi bir merkez, bir kanun, bir fabrika ve bir padişahın emrine verildiği vakit yani bir ordunun askeri tesisatları bir merkez, bir kanun, bir fabrika, bir padişahın emrine verildiği vakit adeta kemiyeten bir neferin tesisatı kadar kolaylaştığı gibi. Yani bir neferi tesis etmek kadar kolay olur. Çünkü bir padişah bir merkezden bir neferi giydirme kolaylığında tüm neferleri giydirebilir. Yani bir şeyin şöyle düşünün. Bir şeyin numunesini yaptırıyorsun. Fabrikaya numune yapacaksın dedi. Numune ilk yapılan numune eşi benzeri olmadığı için çok pahalı oluyor. Belki 10 bin tane yapsa aynı maliyet. Kalıbıydı, şu suydu, bu suydu. Kurtarmıyor belki icabında. Dolayısıyla da hani bir tanesini yapmakla on, fiyat soruyor mesela. Adam senden bekliyor ki 1.000 lira diyesin. Sen o diyorsun ki abi ben kusura bakma 100.000 lira alırım. Bir tane yapıyorum ama benim için bu 1.000 tane kuvvetindedir. Veya 100 tane kuvvetindedir. Çünkü aynı şeyi harcayacağım. Ama ve lakin bir fabrikaya bir birliğe verilse bir padişah tam tesisat tüm bir merkezden verilse tamam mı? O zaman bir nefere giydirmekle veya bir numune yapmakla bir numune o stoktan vermekle bir stoktan bütün herkese giydirmek aynı şey veya fabrikada. İzah edebildim mi? Numune işinden olayı kafanızda oluşturun yani bir şeyin numunesini kimse ucuza yapmaz sıfır numuneyi. Yapamaz kalıp plan varsa değil mi meselelerde? Mümkün değil yani. Ya işte bir araba yapacaksın. İşte yerli araba yapacağız diyoruz.
sıfırdan bir prototip yapmak, işte bilmem kime dünyanın parasını da bayılıyorsun. Bayılmasan onun 10 katı 20 katı ekstra para vermen lazım. İşte bir İsveçli firmaya mı verdik yani? Platformunu kullanacağız diye. De platform kurmak çok daha büyük masraflar. Yani sonuçta sadece şey etmek ha. Bir tane prototip çıkana kadar belki 1 milyar euro para harcıyorsun. O prototipi satmaz tabii gidip fuarda onu kimse. Maksat onu göstermektir. Yani biz yapabiliyoruz, arkası gelecek manasına. Şu anki mantık odur. Ama birisi dese ki ben bu arabayı istiyorum kardeşim. 1 milyar euro. Artı 1 lira da kar alayım hadi. Mesela. Hadi maliyetin olsun diyecek yani. Eğer ki şirkte olsa bu mesele böyle olur. Bir merkezi ortadan kaldırdın. Tamam, herkes kendi başına rastlantısal olarak ifade etmeye kalktın. O zaman her biri için ayrı ayrı ihtimaller, masraflar gerekiyor. İşte bir ağacın hadsiz meyveleri var icabında. İncir ağacı olsun. Diyelim ki ağaçta da diyelim ki 5000 tane incir olsun. Şimdi bir incirin yapılması ile 5000 incirin yapılması aynı maliyet. Ağaçtan düşünürsen yani. Bir sorun yok. Aynı şekilde. Ama bir ağaca vermezsen her bir incir için bir ağaç lazım. Ağaç sistemi lazım. Bir ağaca vermezsen eğer meseleyi, her bir, yani tüm o incirleri birisini bir ağaca vermezsen, yani gördüm. Ondan sonra ağacın görünmediğini düşün, sadece meyveler gözüküyor. Bir ağaca vermezsen, her bir incir için bir ağaç sistemi lazım, var olması için. Ya 5000 ağaç lazım onun için, ya da bir ağacın kabul edeceksin ki aynı suhuletle 5000 inciri o an şeyde yapması gibi meseledir yani. İşte vahdetteki kolaylık böyle bir mesele. Yani mehal kaküm ve la baseküm. Yani dirilmenizde, ilk yaratılmanızda dirilmenizde bahse biliyorsunuz. Evet. Sonra da dirilmenizde, diriltilmenizde illaki nefsim var. Yani bir inciri söyleyeyim, tüm incirleri yapmam, baharda tekrar iade etmem, bir tek incir meyvesinin iadesi gibidir desem, ya zaten görüyoruz bunu demez misiniz? Yani. He? Evet. Ayeti kerime ama bunu, peki bu kadar kolaysa da hiç mi düşünmüyoruz niye bu kadar kolay? Abi o ağaçtan ya, o ağaç dedin odun parçası ya. Tahta. Hani kolaylık bedava değil. Demek orada bir kolaylık varsa o vahdetin ifadesidir esasında. Hiç üzerine düşünmüyoruz. O hazır ya. Güneş doğuyor. Rahatlık yani. Güneş doğuyor. Şey yok. Sorun yok. Yani o zaten doğacak. Mecbur. Yani onu düşünmeye ihtiyaç yok. Kolaylığında incir meyveleri hakkında hiçbir tefekkürümüz yok. Diğer meyveler, ağaçlar hakkında. Bahar geldi, eli mahkum yani. Mecburen bunlar öyle olacak yani. Böyle bir saçmalık yok. Orada bir gösterim var. Her baharda, her bir ağaçta tekrar tekrar gösterimler var. Ama biz bunları mecburiyetten gibi bir havayla bakıyoruz. Abi onlara ne bakacağım? Zaten oluyor. İyi de bunlar sen bakasın diye oluyor. Sırf tadına değil yani. Tefekkür edesin. Tefekkür edesinden ki şöyle bakıp bakıp da başka düşünceler dalarsın. Öyle değil. Yani bu işin ilmini tahsil edesin de, anlatabildim mi? Sırlarını eresin meselesi var yani. Yoksa hani İncil'lere bakarken o sırada aklında şeyler var yani. Mallar şuraya gidecekti. Buradan da arkadaşa telefon açacaktık. Bunu edecektik. Ama İncil'ler de güzelmiş, güzel kokuyor. Böyle bir tefekkür değil yani. Bizzat bu işin fenleri var yani. Hangi fenler varsa bu iş içerisinde onlar hakkında uzmanlaşmak var. Yani boş bir laf değil yani tefekkür. Tabi herkes çapına göre. Tabi bir çobandan bunu beklemezsin. Şimdi daha da bir çoban dermişim, onunla oyun bir mi olacak dermişim, yararmışım mevzuya ama tabi şaka tamamen yani. Ondan sonra daha da bir çoban dediğin ekser peygamberler çoban yani. O beğenmediğim mevzu. Çobanlık yapmış. Bunu bilelim de ondan sonra. Evet, belki tamamı yapmış bilmiyorum yani. Hadis-i şerifte tamamı mı diyor, ekser mi diyor hatırlayamadım. Ama yani %90 garantisi var yani söz. Evet. Ama hani diyelim eğitim imkanı bulmamışsan kendine göre bir tefekkür imkanı yine bir şey olur ama arif insan olursun, hayatı değişik görürsün. Ama inan ki o yine de bir yerde bir onun ilmini almış, fennini okumuş insan farklı konuşur, farklı tefekkür eder yani o meselede. Anlatabildim mi? Mutlaka Cenab-ı Hak bunları bizim tefekkürümüz için yaratmış.
Sırf incirin tadına bakalım diye değil yani. Tabi tefekkür için ne gerekiyor? Bak tekrar ediyorum. Kesinlikle fenler gerekiyor. Yani fen olmasa da eğer fennin yerine bir şey bulabileceksen bul. Şu anki fende bir şey demiyorum. Ona da fen diyeceğiz de ben diyeceğiz. Bir şey diyeceğiz yani sonuçta. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın bu ya gösterimine tabiri caizse Esma'nın aynadaki tecelliyatına bir açıklayıcı bir yol bulman lazım. Ki buna biz tefekkür için yani tefekkür diyoruz bu meseleye. Ancak bu yollarla sen tefekkür edebilirsin. Ya da bakar bakar durursun. Yani o sırada köydeki tarlanı düşünebilirsin. Konu o bakmak değil yani. Evet. Çok basitçe avamın zihnine düşünün. İşte bunu yapan cenneti de böyle yapar. Tamam da. Ama bunun için şimdi bu herkes için aynı tefekkür seviyesi değil yani. İnsanlık bu şekilde kendi fenlerini kullanarak bir şekilde bunun detayına dalmasını bilmeli. Abi ben taş ustasıyım, duvar ustasıyım, ne bileyim ben yaparlar operatörüyüm falan falan. Abi herkes bir şey olabilir yani yanlış anlaşılmasın. Şeyde bugün televizyonlarda şurada burada değil mi? Netjo Wild falan başta olmak üzere icabını açtığın zaman çoluk çocuk 50 tane şey izliyorsun bu konuda. Bir dizi izleme de 5 dakika şu adamların adam elin gavuru diye beğenmediğin adamın 70 sene ömrü verip bu konudaki tefekkürlerini, bilim şeylerini bir 5-10 dakika yarım saatini ayır. Şöyle bir bak bakalım ne oluyormuş. Fenzur ila sen rahmetillahi. Yani ayet-i kerimenin şeyiyle. Tamam mı? Bu arada Neçe Ovalide'de ayet-i kerime sokmuş olduk. Yani o da gelsin bize bir ekstra şey etsin. Ondan sonra. Evet. Katkıda bulunsun. Evet. Ondan sonra inan ki öyle. Yani bunu ya kendin şey edeceğim. Fenzur zaten emir kipi dedik. Yani bak. Bak diyor Cenab-ı Hak. Fenzur lütfen bak değil. Ara sıra bak da değil. Zaman bulunca bak da değil. Namaz gibi emir. Doğrudan. Fenzur yani. Nazar et yani. Nazar et derken öyle bir bak. Aa güzel. Tamam güzelmiş. Böyle değil. Fenzur dediğine göre bu denilemesine. Ve de açıklıyor da Fenzur'un mahiyetini açıklıyor. Keyfe. Nasıl yani? Yuhil. Tamam o zaman keyfe diyorsa bunun içinde mutlaka fenler vardır. Çünkü bunu biz fenlerle açıklayabiliriz. Nasıllık içerisinde fenler açıklayabilir. Kur'an da oradan seni fenlere yönlendiriyor. Durup dururken keyfe yani nasıl işte ekiyorsun alıyor. Bu mu yani? Böyle olur mu? Bunu mu diyor Kur'an? Evet. Dolayısıyla bunun fenleri neyse hakikaten çocuklarımız tahsil etmeli. Doğrudur okullarda bunu dikkatle Allah'ı bilmek olarak bilmeli. Mesela diyelim ki biyoloji okuyorsa Allah'ı bilmek olarak bilmeli meseleyi. Coğrafya okuyorsa yine Allah'ı bilmek olarak bilmeli. Coğrafyayı bir nevi Miraç bilmeli. Yani imkanı yok ki uçağa binip de veya işte o nedir o Falcon X gibi şimdi roketler falan binip de parasıyla 10 milyon dolara şeyden iş adamlarını uzaya çıkarıyorlar ya. Öyle imkanımız yok. O da bir nevi miras sayılır. Kesinlikle adama çok yükseklik kazandırır. O bakmak meselesi var ya, onda büyük sırlar var. Yani hakikaten canlı yayındı. Ama bunun fenlerinde de ilmen yakın seviyesinde aynı canlılık, aynı fer var yani unutmayın. Yani sen eğer ki çocuğa bu şekilde anlatırsan, bunun içinde miras sırrı vardır diye. Tamam, Fenzur ayetin içerisinde bu coğrafya vardır desen, adam yani böyle başka türlü bakacak. Bunu dinin bir cüz'ü olarak görecek. Hakikaten öyle yalnız. Çünkü ayetin emri. Yani sen ne yapayım ya ben oralara gideceğim var, geleceğim var. Bana ne şuranın Nil nehrinden veya şuradaki dağlardan falan diye düşünüyorsan abi yanılıyorsun. Bu bizzat Kur'an emridir yani. Nereye geldin şöyle bir bakıver bakalım. Ama bak yani bir de nasıl bakacaksın? Bunu fenli usulüyle bakacaksın. Eğer mümkünse de iş adamıysan uzaydan bakacaksın yani. Ben olsam param olsa ki artık böyle tabii artık bu imkanlar 20 yaşında hayal kurmak kolaydı tabii şimdi anlıyoruz yani. Ondan sonra tabii şu noktada teyareye bile binmek o da kolay da en azından pencere kenarı evet. Ondan sonra ben onu alıyorum genellikle. Pencereden bakıyorum yani. Miraç sırrı var uçakta. Ama sen desen ki 10 milyon dolar da verir miydin? Ben verirdim şahsen. Şey için. Uzayda. O bakışı sağlayacak, o tefekkürle. Orada Kur'an okumak mesela.
İşte imayla namaz kılmak. Diyeceksin ki abi secdeye, tabii secde nasıl olacaksa onu bilemem ama anlatabildim mi? Mesela diyorum. Ama kesinlikle orada görme işi var. Bilme işinden bir tık ötede. Bir de bilerek görüyorsan o tadına doyulmaz o mesele. Bütün fenlere böyle bakabiliriz. Evet. Bir neferin teçhizatı kadar kolaştığı gibi bir neferin, tamam mı, teçhizat askerisi müteahhit merkezlere, müteahhit fabrikalara, çeşitli diğer fabrikalara, müteahhit kumandanları, çeşitli havale, kumandanlara havale edilse efendim, adeta bir ordunun teçhizatı kadar kemiyeten müşkülatlı olur. Aynen dediğim gibi yani bir tane numune yapayım meselesi 10 bin tane üretmekle eşdeğer maliyettedir. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Ama desen ki bir ağaçtandır, bir fabrikadandır, bir merkezdendir, o zaman 10 bin tanesi de bir tanesi kolaylığındadır. 10 bin tanesi de bir tanesi siparişini vereceğin fiyattandır. Demek ki fabrika bize çok pahalı söylemişti. Sen şimdi bunun 10 bin tane veriyorsun bana. Çünkü biz bunu halihazırda bir fabrikada üretiyoruz. Her şey hazır. 10 bin tanesi bir tanesi fiyatına. Ma halküküm ve la bahseküm kelepsin illaki nefsin vahide. Ne demek istediği anlaşılıyor herhalde değil mi arkadaşlar? Çünkü bir tek neferin tesisatı için bütün orduya lazım olan fabrikaların bulunması gerektir. Her bir için ayrı ayrı fabrikalar bulunması gerekiyor. Her bir meyve için ayrı ayrı ağaç bulunması gerekiyor. Öyle düşünebilirsin. İşte hem bir ağacın sırrı vahdetiyle bir kökte, bir merkezde, bir kanunla mevaddi hayatiyesini, hayati maddelerini verildiğinden, bir kanunla bir merkezden verildiğinden efendim binler meyve veren o ağaç bir meyve kadar suletli olduğu bir müşahede görülür. Yani biz bunu gözümüzde görüyoruz. Eğer vahdetten kesrete gidilse, yani birliğe verilmese, çokluğa gidilse, her bir meyve lazım mevaddi hayatiye, yani hayati maddeler başka yerden verilse, her bir meyve bir ağaç kadar müşkülat peydadır. Zor olur yani. Bir, belki ağacın en bir en mucizesi, pardon en mu, oh ne güzel. Bir en muzeci fihristesi olan bir tek çekirdek dahi o ağaç kadar suvetli zor olur. Kolay olmaz yani. Ufak tefek görme. Belki dediğin gibi ağaçtan daha bir büyük yatırım ve teknoloji gerekir. Aynı şeyi ağaç içinde saklı ama o ağaçtan daha kıymetli. Teknolojisi çok daha yüksek. İlmi daha yüksek. Çekirdeğin içerisinde. Düşünürsen. Eğer bize nispetle konuşuyorum. Yapana nispetle konuşmuyorum. Bize nispetle konuşuyorum. Yani şimdi F-35'i eskiden F-16 diyordum şu dakikaya kadar da. Hani F-35'leri şimdi aynen kocaman gördün. Abi adamlar işte 15 senedir 90'lardan beri bu işi yapıyorlar. Şimdi hayalet uçaktı. Dikine iniyor. Bilmem nesi A harfi var. B harfi var. Hani modeli var. Şu su var. Ondan sonra yeni nesil filan falan. Tamam. Çok güzel. Ama birisi 20 sene yapana kadar birisi de aha şurada bak F-35 var dese bir cam fanusu içerisinde ufacık böyle topluyuna kadar. Baksan şey elektron mikroskopta tam çalışır vaziyette üzerindeki teçhizatlarıyla her şeyle inip de kalkıyor filan. Dersin ki biz bunu yapan kişi şu an Alfa Centauri'de olması lazım. Bunu böyle işleyebilen kimse. Doğru mu? Çünkü bizim böyle bir teknolojimiz yok. Bunu yapan kimse bizde şu an kafa buluyor demektir. F-35'lere rönük çakıyor demektir. İzah edebildim mi? Şu ağacı yapan tamam da ama ağacı bir çekirdeğin içinde yapmak anlatabildim mi? Bambaşka bir şey. Evet. İşte bu misaller gibi yüzler misaller var gösteriyorlar ki vahdette nihayet derecede suhuletle vücuda gelen binler mevcut şirkte ve kesrette çoklukta bir tek mevcuttan daha ziyade kolay olur. Evet. Sair risallerde bu hakikat iki kere iki dört eder derecede ispat edildiğinden onlara havale edip efendim burada yalnız bu suhulet ve kolaylığın ilim ve kader-i ilahi kudret-i Rabbaniye noktayı nazarında gayet mühim bir sırrını beyan edeceğiz. Şöyle ki sen bir mevcutsun.
Eğer kadir ezeliye kendini versen, bir kibrit çakar gibi hiçten, yoktan bir emirle, hadsiz kudretiyle seni bir anda halkeder, yaratır. Sen bir mevcutsun. Eğer kadir ezeliye kendini versen, bir kibrit çakar gibi hiçten yoktan bir emirle hadsiz kudretiyle seni bir anda halkeder. Kibrit çakar gibi. Çakmasıyla yanması mesele yok. Az önce alev yoktu ortada. Olması ışık hızı. Göz açıp kapayıncaya kadar veya kısa sürede çat diye yanıyor mu? O kolaylıkta hiçten bir emirle, hadsiz kudretiyle seni bir anda yaratır, halk eder. Tüm teçhizatında. Eğer sen kendini ona vermezsen, belki esbab maddi ve tebiata isnat etsen, o vakit sen kainatın muntazam bir hülasasısın yani. Öyle düşün şimdi bak. Şimdi elde varları toplayalım bakalım kaç çıkacak. O vakit sen kainatın muntazam bir hülasası. Yani maddeten de özüsün, hülasasısın, özetisin. Veya small scale yani küçük ölçekte bir misali müsavvar bir modelisin kainatın. Küçük ölçekte. Aynı. Çünkü kainatta madde olarak ne varsa aynı oranda sende var. Dediğim gibi bu diğer mahlukatta aynı oranda değil. Hatta aynı oranı bırak. Yani mahlukatta tüm kainat madde olarak hangi malzemesi her mahlukatta aynı malzemeler bulunuyor da değil. Ama insanda, kainatta ne malzeme var? İnsanda o malzeme var. İnternette açıp bakabilirsiniz. Bunu hani bizim gavur dediğimiz bilim adamları bulmuş yazmış. Ben size bunu doğrudan dini bir referansta söylemiyorum. Anlatabildim mi? Adamlar çalışmış, yazmış. Bu noktada söylüyorum, bunun altını çiziyorum yani. Bu büyük bir kopyadır esasında. Ha böyle kopya mı olur? Vallahi oluyormuş. Cenab-ı Hak çalışan için açık kopya veriyor. Hem de elin gavurun eliyle o açık kopyayı sana gösteriyor yani. Çünkü neden? Hani gavurlar da gücenmesin. Ben bir esprili söylüyorum o noktada. Ondan sonra yani inanmayanlar manasına söylüyorum. Hani bizdeki şeye yenmek manasına. Yoksa gavura gavur denmez. Ondan sonra. O noktada şey meselesi var. Kainattaki malzemenin aynısı insanda olması, kedide köpekte yok olması. Öyle, yani sana ne var maymun mu diyorsun? İnan ki değil. Aynı malzemeler yok yani. Aynı oranlar yok. Ne düşünüyorsun? Meyve sineğiyle mesela akraba çıkmışız. En yakın meyve sineğiymiş. Maymun değilmiş. Evrim onu düzeltti. Bize de çok alındınız dedi maymundan geldik deyince de esas dedi, en yakın dedi meyve sineği dedi. Çok da benziyoruz ya dayı oğlu falan gibi bir şey herhalde. Ondan sonra meyve sineği hakikaten genleriyle falan ciddi benzerlik olan yegane mahluk yani. Sineğin de meyve sineği çıkması ilginç yani. Sinek ama bildiğin sinek değil. Evet. Ondan sonra düşsene kulağına koyun ne haber dayı oğlu falan gibi havalar yani. Ondan sonra adam bunu söylüyor ama bak meyve sineğinde de kainatın özü yok sendeki gibi. Yani ne düşünüyorsan peki ben elimi alsam taşta toprakta kainatta ne varsa var mı? Yok abi öyle bir şey. Nerede insan var kainat orada var. Malzeme olarak aynısı var. Çünkü bir tane eksikliği kaldıracak bir vücudumuz yok. Çalışma sistemini felç eder. Ya fazlalığı veya eksikliği tamamen yok olması da değil. Tekrar edeyim bunu. Burası çok net. Efendim birisi de araştırdı ben hiç unutmuyorum. Kartal'daydı kaç sene önce. Abi dedi baktım dedi internette dedi ama o dedi doğruymuş senin söylediğin dedi. Dedim, niye yalan söyleyeyim ki dedim koca koca 300 kişinin 50 kişinin önünde 300 değil mi? Hadi 70 o zaman 50 70. Ondan sonra bir de kaç defa tekrarlamışım o 250 300 olmuş 1000 olmuş. Ondan sonra bunu ben zaten din kitabından okumadım ki şeyden alıp adamlardan alıp size satıyorum. Tamam. Doğrudan iman hakikati adamlar adını koyamamış mesela. Apaçık kopyanın adını koyamamış. Ondan sonra dedim ama o dedi insan ancak öyle yaşayabilirmiş de ondan dolayı öyle bir kanunmuş dedi. Dedim böyle kanun mu olurlar? Zevzek.
Böyle bir kanun olabilir mi? İnsan ancak böyle yaşayabilir ki kanunu olduğu için kainattan malzeme toplama kanunu gibi bir şey yani. Dedim yani en üstün bir tekniği, teknolojiyi, tamam mı? Allah'ın en üstün bir kudret eseri yani neticesini, kudretin bir neticesini, ilminin bir neticesini, tamam mı? Basit bir at takma konusunda hiç zorlanmıyoruz yani. Ama bu akla mantığa sığmıyor tabii. Çünkü kainatta bu malzemenin bu oranlarını biz daha yeni yeni tespit ettik. Ama ilk insan tespit edilmeden önce de yani kainat oranlar aynı orandaydı. İlk insan da öyleydi. Anlatabildim mi? Evet. İnsanlık bunun farkında değilken de kainatı temsil ediyordu maddeten. Ve ben de bunun üzerine ekliyorum ki malzeme olarak değil sadece manen de öyle. Yani kanunlar da hangi kainatta hangi kanun var insanda bir arada doğru olarak çalışıyor. İnsan ancak öyle insan olabilir. Bu da çok önemli. Bunun da altını çiziyorum. Ha bilim daha bunun altını çizmedi diyeceksin. Abi ben şimdiden çiziyorum. Maddesi varsa kanun da orada. Hiç telaş etme. Çünkü maddeyle kanun öyle birbirinden ayrılan şeyler değil esasında. Bak bunu da altını çiziyorum şimdi. Anlatabildim mi? Birbirine aynı olma durumları var. Her neyse laf uzamasın. Şunu söyleyeceğim. Şey meselesi. Yani bizim kainata misal-i müsagar olmamız. Ufak ölçekte bir mahluk olmamız kainat şeyinde. Harika bir kudret mucizesi meseledir. İlk, çünkü biz ana kanında ilk oluşurken de o elementlerin orada doğru oranlarda olması lazım. Yahu! Bu nasıl bir şey yani? Zar attım hep düşeş mi gelir yani? Bu özel oranların da bilinmesi lazım. Kimin müdahalesi var bu mesele? Allah aşkına bize eli vicdanı koysun yani. Kimin müdahalesi var buna? Kim müdahale edebilir? Kim bilebilir kainattaki oranları yani? Şu ana kadar insanlık yeni anladı mevzuyu. Işık tayfını bilmesek, birçok teknoloji şeyleri bilmesek, gidip de ölçmedik tabi ama şimdi malzeme olarak ölçebiliyoruz ışık tayfından dolayı. Kükürt mesela sarı renkte oluyor attığın zaman havai fişeği. Yani rengarenk yeşil. Her biri ayrı elementtir onun. Kainatta da aynı mantıkla bakılıyor. Yeşilinden, sarısından, bilmem neresinden oranları çıkarıyor adamlar. Silisyumundan bilmem nesine kadar. Anlatabildim mi? Havai fişek mantığı gibi. Hop sana oranları çıkarıyor. Diyor ki abi bakıyor ki insanda da aynı malzeme. Şimdi efendim bu noktada bak eğer sen kendini ona vermezsen şimdi gelelim buraya. Burada bitireceğim. Eğer kendini ona vermezsen sen belki esbab maddiyeye ve tabiata isnat etsen eğer kendini ona vermezsen belki esbab maddiye tabiata isnat etsen yani bu iş rastgele desen mecburen böyle olacaktı desen ya nasıl olur ya? Ya sen bunu sipariş etsen başka gezegen yıldızlarda hani öyle elementler var ki sadece bir yıldız patlaması esnasında oluşuyor. O da her yıldız patlamasında her element oluşmuyor. Gerekli sıcak basınca ulaşan yerlerde yani süpernova patlamalarında. Yani her element böyle her yıldızda yapılıyor diye bir şey, üretiliyor diye bir şey yok. Öyle gezegenler var ki sadece birkaç metalden, şeyden elementler oluşuyor. Sırf karbondan oluşan, hani şeyden oluşan elmas gezegen tespit ettiler yani. Hani gidince zengin olun dersin ama hani ne yiyeceksin ne içeceksin diye adama sorarlar. Aynı mevzu. Ondan sonra. Şimdi şey için söylüyorum. Espri bir tarafa. Bu elementlerin sipariş versen sen. Oralarda birileri o siparişi sen geçsen. Adam 10 milyar yıl sonra haberi olacak. 10 milyar yıl sonra burada yok. Biraz yarım gönderiyorum sana diyecek yani. Yani bu sipariş UPS, APS ile toplasan yani bunları. En yakın yıldız 4000 yıl, 2000 yıl ışık yılı, yani ışık hızında. Siparişini geçme. Tam anlaşılmadı bir daha geç dese. Mesela uygarlık bitti burada. Abi bu benim işte 20 kuşak önceki şey dedemdi. Sipariş gecikmiş. İptal ediyoruz filan. Mesela. Öyle mevzular yani saçmalıklarla uğraşıyor. Şirkin bir saçmalıkların içinden çıkmaya açmaya çalışıyorum. Ama rastgele desem bu nasıl bir rastgele ki yani? Gel sen dünya gezegeninde bütün elementler ol. Bak Mars'ta yok. Venüs'te yok.
Etrafta yok arkadaş. Aha, burada hocalar var. Bize söylesinler. Abi sen şuradan şöyle fazla sallıyorsun. Şurası da eksik sallıyorsun. Şurası da yanlış desinler yani. Ben çünkü doğrudan internetten söylüyorum. Ben direkt onların hocalarını yanlışım. Altında prof yazıyor. Bilmem ne yazıyor bunların altında. Bilmem ne ekibi yazıyor. NASA'nın bilmem nesi, şusu, busu. O zaman NASA değil, masa derim. Bunlar bize hikaye okuyorsa. Anlatabildim mi? Ama bunu söyleyenler dini inanca sahip referanslı insanlar değil yani. Normal bilim adamı. Çalışmasını söylüyor. Ama bir ad koyuyor. İnsan başka türlü yaşayamazdı kanunu gibi bir şey. Yani olması gerekiyormuş. Evet. O vakit sen kainatın muntazam bir hülasası. Bak çok doğru. Üstad bunu altını çiziyor yani. Belki bu tespit edilmeden önce yazmış buraya. Muntazam bir hülasası oldu. Daha belki fazla zaten 15-20 senelik mevzu bile değil şu mevzu. Ciddi söylüyorum. Burada nerede bu mesele yazıldı? Adamlar portakal vitamin değil yani noktada bunu şimdi bulanlar. Meyvesi küçük bir filistesi listesi olduğundan insan yani kainatın. Seni yapmak için kainatı anaasırı ince eleklerden eleyip hassas ölçeklerle tabi ince eleklerden eleyecek. Çünkü fazla demir gelirse de problem. Eksik demir fazla da fazla demir problemi ne ki insanda? Eksik demir de öldürüyor. Boğuluyorsun oksijensizden değil. Onu da kardeşimle öğrenmiştim. Yani demirin fazlası eksiği problem. Eksiği de moruruyorsun. Çünkü oksijen karbondioksit çevrim mekanizması şey kalıyor. Sınıfta çakıyor. Demir oksitlendiği için sen şeyi çeviriyorsun. Bu oksijen alıp karbondioksit verebiliyorsun. Ciğerlerindeki uçlarda ta ince yerlerinde o ne deniyor? Zarlarında demir var. Onlar oksitlenerek bu karbondioksit oksijen meselesi sağlanıyor. Bunları biliyor muydunuz'a döndü ders ama burada çok önemli bir mevzu var yani. Şöyle bir şey. Seni yapmak için kainatı anaasırı ince eleklerden eleyip hassas ölçeklerle. Abi 10 milyonda 2 silisyum sana lazım. Ya fazlası değil, fazlası problem, azı problem yemin ediyorum. Yani ama tam o kadar gelmiş ve kainatta da öyle var yani. Bence tek bu denk bile gelse Allah secdeye götürmesi lazım ki bütün elementler tam rakamıyla geliyor. Tamam mı? Sübhanallah. Evet. Aktar alemden senin vücudundaki maddeleri toplamak lazım gelir. Çünkü esbab madde yalnız terkip eder. Maddi sebepler yalnız ne yapar? Ortaya yığıverir. Toplar kendilerinde bulunmayan hiçten yoktan yapamadıkları, kendinde bulunmayan hiçten yoktan yapamadıkları bütün ehli akıl bu konuda musaddıktırlar. Öyleyse küçük bir zihayatın, ufacık bir hayat, mahtar mahlukun cismini aktar aleminden, tekrar ediyoruz. Alemin tüm çevrelerinden, evet öyle insan küçücük bir şey ama aktar alemin tamamından geliyor. Yani samanyolundan değil, aktar alemin tamamından gelen malzemelerle oluşuyoruz burada. Evet. Mecbur olurlar. Samanyolu az bir şey değil, küçümsemeyin. Samanyolu bile olsa az problem değil. Çünkü bir ucundan bir ucuna ışık kaç yüzyılda gidiyor? 100 bin yıl mı? 200 bin yıl mı? Sallamıyorum şimdi. Evet. İşte vahdette ve tevhidde ne kadar kolaylık, şirkte ve dalalette ne kadar müşkülat var olduğunu anla. İfade bildin mi? Yani sen aktar alemden toplamak, sipariş vermek filan düşünmek. Ya ilk insan vardı, bu konulardan da habersizdi. Ama üzerinde bu mekanizma böyle çalışıyordu. Bunları biliyor muydunuz yani? Ya El Fatiha, maşallah.